eternal. Gelişim Merhaba ve... Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Gelişim ve Yedi Etkinliğimizin 3. günün ilk oturumunda ben Kerim Berkay ve arkadaşım Afra çok değerli Necla Hanım'la beraberiz. Yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok teşekkür ederim. Keyfim yerinde. Özellikle sizin gibi gençlerin karşısına çıkıp ki Hacettepe'liyim. Hacettepe'nin karşısında çıkmak gerçekten benim için çok büyük bir onur ve inanılmaz büyük bir heyecan. O yüzden beni davet ettiğiniz için öncelikle ben sizlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten sizinle bir oturum gerçekleştirmek de bizim için çok büyük bir şey. Çok mutlu olduk geldiğiniz için. Teşekkürler tekrardan. Tekrardan hoş geldiniz. Etkinliğimize geçmeden önce birazcık kendinizden bahsetmek ister misiniz? Hani? Tabii seve seve. Şimdi yaşım ortaya çıkacak. 81 Ankara doğumluyum. Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi okurken bir anda kendimi Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Üniversitesi'nde bulup 4 sene boyunca beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okuyan, daha sonrasında ilerleyen süreçte Bahçeşehir Üniversitesi'nde spor yönetimi üzerine yüksek lisans yapan, ondan sonra Avustralya'da Canberra Üniversitesi'nde spor yönetimi üzerine bir sertifika programı tamamlayan, evli, Ali adında bir oğlu olan bir teknik direktörüm. 81 senesinde başlayan, yani doğumumla başlayan aslında macera, en önemli kırılım noktasında 2000 senesinde Hacettepe'ye adım attığım zaman başladı. Çünkü 2000 senesinde okula girdiğim sene Ersun Yanal ve ekibiyle tanışma fırsatı buldum. Ve benim mesleğime dönüşen antrenörlük kariyerim de başlamış oldu. Çok güzel. Gerçekten ben büyüleniyorum gerçekten sizlerden böyle şeyler dinleyince. Bir yandan da sunumdaki resimlere bakıyoruz. Bunlar bizim kadın milli takım oyuncularımız. Ayşe Erman'la yapmış olduğumuz son röportajdaki fotoğraflar. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Belki bilmeyenleriniz bile vardır. Türkiye'de bir kadın ligi var, kadın milli takımı var. Ben kadın milli takımların teknik direktörü olarak görev alıyorum Futbol Federasyonu'ndaki 12 sene olmuş. Bu görmüş olduğunuz kızlar bu 11 numaraya giden daha 2003 doğumlu. Ama A milli takımda formasını giyiyor. Çok genç bir yapılanmaya doğru yeni yeni adım attık. Pandemi sürecinde de yeni oluşumumuzu geliştirmeye ve pandemi sürecinde daha etkin şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, krizi fırsata çevirenlerden biri de sizlersiniz sanırsam. Çok güzel. Evet evet, yani bizim için şöyle, benim için bir kere pandemi biraz fırsat oldu. Neden? Çok yoğun bir programda çalışıyoruz. Ben aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nda antrenör eğitimcisi olarak da görev alıyorum. Şimdi kamp bitiyor, kamp bittikten sonra kursa, kurs bitiyor, tekrar kampa giden bir döngünün içerisindeydim. Pandemi süreci gelince herkes eve kapanınca biraz ailemle aslında vakit geçirme fırsatı yakalamış oldum. Onun dışında da pandemiden önce bir misyon üstlendim aslında. Zaten kadın milli takımlarda çalışıyordum ama kadın A milli takımının sorumluluğunu almak ister istemez çok ağır bir yük ve bu yükü taşıyabilmek için de bir takım stratejinizin ve planlarınızın olması lazım. Bu pandemi süreci de işte aslında sevgili Oğuz Çetin'in yenilenme dediği kısmı yapmamıza yaradı. Yenilenme kısmını oluşturmuş olduk. En sonda Rusya ile oynadığımız maçla beraber de Avrupa Şampiyonası eleme grubunu tamamladık. Şimdi önümüzde bir Dünya Kupası var. Dünya Kupası ile ilgili hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. Şimdiden bol bol başarılar diliyoruz. Sizi destekliyoruz tamamen. İsterseniz hem bizim hazırladığımız soruları hem de chatten gelen soruları sizlere iletelim yavaş yavaş. Sevinirim. Tabii ki. Hacettepe'nin hayatınız ve kariyerinizdeki yeri tam olarak nedir? Bu sorulmuş. Bir eski Hacettepe'li olarak hem anılarınızdan bize bahsedebilirsiniz. Mutlu oluruz. Tabii. Ya öncelikle şu var. Evet, okul arkadaşlar Hacettepe ise sizi çok zorluyor ve zorlayacak. Ben bunu
Mezun olduktan sonra anladım. Dedim ki iyi ki Hacettepe Üniversitesi'nde okumuşum ve iyi ki Hacettepe Üniversitesi'nde mezun olmuşum. Çünkü o kadar kaliteli bir kadroyla karşı karşıyasınız ki ve o insanlar gerçekten sizi hayata hazırlayan, sadece akademik anlamda değil sosyal anlamda da hazırlamanıza fırsat tanıyan öğretim üyeleriyle berabersiniz ve öyle bir ortamınız var. Benim en büyük şansım 2000 senesinde okula girdiğimde ikinci dönemden itibaren bir kulüp takımıyla da çalışmış olmak oldu. Yani okulda öğrenmiş olduğum akademik bilgileri kendi özel hayatımda, iş hayatımda da deneyimleme fırsatı buldum. Ve çok zorlandım. Yani 4 sene boyunca çünkü dersten çıkıp koştur koştur işte Gençler Birliği Spor Kulübü'ne gidiyordum. Oradaki hem altyapı hem profesyonel takımın antrenmanlarına çıkıyordum. Daha sonra bir de okulun malum biliyorsunuz sınav haftası, ödev haftası bitmeyen bir süreç. Kesinlikle yoklama alınıyor. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Gerçekten hani anlatılmaz yaşanır. Şu an ne hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Ya derste devamlılığım olmasın, aman dur hoca kızacak, dur şu ödevi de yapmadım, bunu teslim edemedim. İnanılmaz bir koşturmaca. Ama ben çok kaliteli bir sınıfla da mezun oldum. Yani Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekten çok kıymetli arkadaşlarımla beraber mezun oldum. Ve biz birbirimizi çok destekleyen bir gruptuk. Herkes şimdi kendi alanında çok güzel, çok başarılı işlere de imza atıyor. Hepsiyle de gurur duyuyorum. Asla birbirimize köstek olmadık. Olabildiğince destek olup ortamı birlikte güzelleştirip en iyi şekilde de kendimizi ifade etmeye çalıştık. Hacettepe dediğiniz zaman benim için en önemli anahtar aslında. Çünkü bütün kilitleri Hacettepe Üniversitesi açtı. Kendi yolumda ilerlerken de çok büyük destek oldu. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde benim zamanımda öğretim görevlisi olan bir takım hocalarımla şimdi federasyonun açmış olduğu kurslarda birlikte öğretim görevlisi gibi çalışıyoruz, eğitmenlik yapıyoruz. Onlarla aynı ortamı da bulunmak, aynı ortamı koklamak benim için çok ayrı bir kıymet. Evet, teşekkür ederiz gerçekten. Ben biraz pandemi sürecine değinmek istiyorum. Aslında başlarda da biraz bahsettiniz hani nasıl bir yol izlediniz milli takım adına ama hani ülkemiz futbolun çok yoğun takip edildiği, oynandığı bir ülke ve pandemi süreci bizim için çok zorlu geçti futboldan uzak kalmak. Sizin için, takımınız için özellikle nasıl geçti? Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Bir kere çok zor. Şimdi, yaptınız. Nasıl geçti? Düşünün biz şimdi Avrupa Şampiyonası eleme grubunu bitirdik. Avrupa Şampiyonası elemesini bitirdik ama pandemi sürecinde maçlara gidip geldik. O maçlara gitmek, işte virüs çıktığı zaman oyuncunun olan bir protokol var, o protokolü işletmek. Deplasmana gittiğiniz zaman oyuncuyu korumak, sağlık protokollerini yerine getirmek gerçekten çok büyük stres. Her şeyden önce sağlık anlamında çok tedirgin olduğumuz bir ortam. Ve düşünebiliyor musunuz? Bizim şu anda kadın liglerimiz Türkiye'de oynanmıyor. Oynanmamasının nedeni kadın ligleri amatör statüde. Ve amatör statüde olduğu için de sağlık protokollerini yerine getirebilecek durumda değil kulüplerimiz. Federasyonda çok büyük bir yükümlülük. Bu yükümlülüğün altına girme durumu çok söz konusu değil. Öyle olunca ligleri oynatamadık ve biz lig oynamayan oyuncularla çıkıp uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeye çalıştık. Bir kere bu süreç gerçekten çok zor ve yönetimi çok zor olan bir süreçti. Biz ne yaptık ama? İşin yine bir şekilde olumlu tarafına bakıp kamp sürelerimizi uzattık. Oyuncularımızın hepsini sağlıklı bir şekilde ülkemize gelip ülkede Riva'da milli takım tesislerimizde bulundurup onlarla birlikte en iyi şekilde süreci değerlendirmeye çalıştık. Ama siz de biliyorsunuz ki hani futbol oynadıkça gelişen, özellikle kondisyon anlamında maç oynadıkça siz kendi oyun sisteminizi ortaya koyabiliyorsunuz. Bir de düşünün ben daha yeni takıma aldım. Aldıktan sonra pandemi oldu. Yeni takım, yeni oyuncular, adaptasyon süreci derken gerçekten çok zor bir süreçti. Evet. Bir şekilde atlattık ve keyifli de geçti bizim açımızdan. Biz son maçı oynadık, son maçta en iyi performansımızı gösterdik. Çünkü işte ondan önceki 4 maç aslında son maçın hazırlığı gibi oldu bizim için. Tabii ki çok zor bir süreç ama hiçbir şey sağlıktan önemli değil. Tabii ki de. Çünkü biz çok temaslı olduğu için Rusya takımıyla oynuyoruz. Rusya bizden önce Slovenya ile oynadı. Oynadıktan sonra Slovenya'nın 23 oyuncusunda Covid çıktığı anlaşıldı. Ve biz Rusya ile yine de o maça çıkmak zorunda kaldık. Yani o yüzden
çok tedirgin oluyorsunuz ama şunu da hissettirdi. Hani sağlıktan öte hiçbir şey yok. Önemli olan sağlık. Sağlık varsa gerisini bir şekilde hallediyoruz artık diyoruz. Kesinlikle. Umarım takımımız da sağlıklı bir şekilde yoluna devam eder. Peki daha yeni başına geldiniz, takım yeni aldığınızı bahsettiniz. Milli takımlar düzeyinde Türkiye'deki ilk kadın teknik direktör olmak nasıl bir duygu? Ben ilk U15 kadın milli takımın başına geçtiğim zamanki hissimi size söyleyeyim. Bir kere çok gurur duyuyorsunuz. Bir kadın olarak erkek egemen olan bir camiada, bir ortamda öyle hissettiriliyor çünkü. Başardım dediğiniz nokta orası oluyor. Evet, ben bunu kendi tırnaklarımla, dişimle tırnağımla, kendi alın terimle başardım diyorsunuz. Şu anda tabii ki çok onur duyuyorum. İlk olmak, kadın A milli takımının özellikle teknik direktörü olarak karşınızda bulunmak benim için çok büyük bir onur. Ama ilk olmaktan çok başarmaya daha odaklı bir insanım. O yüzden evet, ilk olmak çok güzel, çok ayrı bir duygu. Ama bu bir sıfır. Yani ilk teknik direktör. Mesela ben ilk antrenör eğitimcisi kadın olarak da ilkim mesela. İşte ilk profesyonel takımlardaki kadın antrenör de evet benim. Bunların ama hepsi sıfır. Yani onun önüne bir tane bir koymanız lazım. O bir de işte şimdiye kadar edinmiş olduğunuz bütün deneyimler, belki burada olmak istediğiniz inadınız, istikrarınız, kendinizi ispatlama çabanız belki de bir oluyor ve o birden sonra gelen sıfırlar da sizi işte bir yere taşıyor. Ama benim için tabii ki çok büyük bir onur, çok büyük bir keyif. Ben kendimden öncekilere çok örnek alan ama kendimden sonrakilere de çok ciddi bir birikim bırakmak isteyen bir insanım. Benim arkamdan gelecek inanılmaz iyi, kadın milli takımı çok iyi temsil eden oyuncularım var. Onların çok iyi antrenör olup işte bu yolda çok çok daha başarılı olarak devam etmelerini istiyorum. Bizler de inşallah kadınları artık bu spor dalında çok daha fazla görürüz sizleri aramızda. Göreceksiniz herhalde. Bundan sonra öyle görünüyor. Çünkü son dönemde pandemi sürecinde olmamıza rağmen çok ciddi sponsorlarımız gelmeye başladı ve bizi çok iyi destekliyorlar. Yayın anlamında önceden hiçbir maçımız yayınlanmıyordu. Şimdi bütün milli maçlarımız yayınlanıyor. Yorumlar yapılıyor. Bana özellikle sosyal medyamı da ben açık bırakıyorum arkadaşlar. Sosyal medyadan gelen mesajlara bile çok mutlu oluyorum ki eleştiriyorlar. Bu oyuncuyu niye oynattın? O kadar dakika tahammül edilir mi falan diye. Ama o bile çok keyifli. Çünkü bu iş böyle büyüyecek. Yani o pastayı, futbolun içerisinde bulunan pastanın dilimini kadınlar da artık daha fazla almaya başlayacak. Ve bu sektör çok ciddi anlamda da bizleri de ileriye taşıyacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Futbolu olan ilgi ve sevginiz tam olarak ne zaman oluştu? Buna etken bir kişi var mıydı hayatınızda? Kişiler vardı. Çünkü ben evde kalabalık bir ailede büyüyen bir çocuğum. Amcam ve dayım da bizimle beraber yaşıyordu o dönem. Çok ciddi, hani fanatiklik düzeyinde ikisi de Fenerbahçeliydi. Babam Beşiktaşlı ve halı saha maçlarına gidiliyor, işte takımın maçlarına gidiliyor ve ben kendimi 7 yaşından beri sporun içinde olan, sporun birçok branşını yapmış ve içinde bulunmuş birisiyim. İster istemez etkileniyorsunuz. Ben handbol oynarken babam halı sahada sen iyi savunma yapıyorsun gel deyip halı saha maçlarına götürüyordu. Halı saha maçlarında böyle ay ya keyif alıyorum ama hiçbir zaman işin bu kadar profesyonel bir düzeye geleceğini açıkçası düşünmemiştim. Ama dayımla amcamla gittiğimiz Fenerbahçe maçlarında inanılmaz heyecanlanan ya da halı saha maçında yenildiğimiz zaman gerçekten suratın 5 karış eve döndüğü dönemler oldu. Ama işin profesyonel anlama dönme kısmı işte 2000 senesi Hacettepe Üniversitesi'dir. Çok hareketli bir öğrenciydim ben. Yani spor salonundan çıkmıyorum. İşte arkadaşlarımla yeni bir şeyler üretmenin çok fazla telaşına giren birisiydim. Ersun Hoca'nın yanında çalışan Tolga ve Cengiz kulakları çınlasın. Onlar da Hacettepe mezunudur. Bir gün dediler ki ya Ersun Hoca futbolun içinde bir kadın istiyor. Ama hani böyle ritim duygusu olan hareket eğitimini verebilecek birisine istiyor. Sen de çok hareketlisin gelir misin? Ben dedim ki ben zaten futbol oynamayı çok istiyordum. Ki ben gerçekten de tam futbol oynayacağım dönem bir karar alındı ve Türkiye'deki kadın ligleri kapatıldı. Ve ben öyle olunca yine handbolda devam etmeye
Devam ettim handball'da. Dedim ki benim için iyi olur bir anı. Gidelim bakalım. O zaman da Gazi Mahallesi'nde oturuyoruz. Ankara Gücü tesisleri de biliyor musunuz bilmiyorum. Çok yakın. Gazi Mahallesi'nin içinde tesiste. Annem ben yürüyerek gelirim dedim. Anı olsun. Gidiş o gidiş arkadaşlar. O kadar etkilendim ki Ersun Hoca ve sağ olsun ekibi çok sıcak davrandılar. Bir hafta boyunca futbolla ilgili olan hareketleri nasıl ısınmaya adapte ederiz, nasıl onu koordinasyona çeviririzle ilgili çok ciddi kafa yorduğumuz bir süreç. Ondan sonra A takımın karşısında antrenmana çıktım. Dizlerimin titremesini şu an bile gözümün önüne geliyor. Yani titremesini durduramadım ilk 10 dakika. O zaman daha zayıftı. Çırpı gibi bacaklar ve titreyen dizleri siz hayal edin. Ve sahadan o ilk antrenman bittikten sonra ben dedim evet futbolun içinde yer almalıyım. Ben bundan keyif alıyorum. Ondan sonra da işte okulla beraber yürüttüğüm bir süreç. İşte 4 sene Gençler Birliği'nde çok ciddi bir staj dediğim. 7-24 kulübün içinde olduğum ve hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Çok keyifli bir süreç. Arkasından Ankara Spor, Keçiören Gücü'yle beraber yaptığım bir süreç. Daha sonra Vestel Manisa'da tekrar Ersun Hoca'yla profesyonel takımdaki devamlılık. En sonunda da 2008'in sonu, 2009'un başı. Oğuz Çetin'in bir telefonu ve ben kendimi İstanbul'da buldum. O gün bugündür de İstanbul'da devam ediyorum. Çok güzel. Gerçekten deneyimlerinizi dinlemek bizim için çok keyifli. Peki sizinle aynı heyecanı yaşayan bir sürü genç kadınımız, kız çocuklarımız olduğuna biz de eminiz ve bu insanlara, ailelerine neler söylemek istersiniz? Hani sadece antrenörlük değil, futbolculuk yolunda. Nasıl geçiyor süreç, nasıl olmalı? Sadece futbolculuk yolunda da söylemek istemem. Yani eğer kızınız, oğlunuz bir şeyler yapmak istiyorsa, bir hayali varsa ne olursunuz engel olmayın, destek olun. Çok farklı bir branş olabilir ya da her kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Ben de öyle yola çıktım. Hiç de pişman olmadım. Eğer inanıyorsanız, yaptığınız şeyden eminseniz ve keyif alıyorsanız, ki benim için keyif almak çok kıymetli bir şey. Ben dün sahaya çıktık biz eğitimciler olarak. Antrenör kurslarımız başlamadan önce güncelleme yapıyoruz. 2 saat ki inanılmaz soğuk. Riva'nın soğuğunu bilenler bilir çok soğuk arkadaşlar. Hacettepe'nin soğuğu gibi düşünün. 2 saat o soğukta, sahada, yani buz tutmuş ayak ve ellerle sahada kaldım ve en son içeri girdiğimde olsun çok güzel geçti dedim antrenman ya da işte yaptığımız çalışma. Yaptığınız şeyden keyif alıyorsanız ve kendinizden eminseniz ne olursunuz bu kimse yapmadı ya bu olur mu acaba ben başarabilir miyim demeyin. Çünkü ne kadar hayal kurarsanız ne kadar bir şey isterseniz gerçekten o kadar yollar açılıyor. Benim için bir hayal bir sadece şeydi. Bir anı olsun bari futbolun içinde yer almamış olmayın dediğim şey şu anda hayatımı kazanıyorum. Meslek edindim ve devamını getirmeye çalışıyorum kendimi geliştirerek. O yüzden kız olsun, erkek olsun, kadın olsun hiç fark etmez. Bir şey istiyor musunuz? Kafanızda bir şey mi kurdunuz? Lütfen olması için çaba gösterin. Ben şunu da görüyorum. Kendimle de şöyle bir eskileri kıyasladığım zaman. Şimdiki arkadaşlar biraz daha fazla maddi anlamda daha çabuk kazanımlar elde edeyim kaygısıyla hareket ettiklerini düşünüyorum. Ben Gençler Birliği'nde çalışırken part-time ücret alıyordum. Hafta sonu 8 saat futbol okulunda çalışıyorum arkadaşlar. Hafta içi kaldığım zamanlarda da bütün kulüpteki bütün yaş gruplarının antrenmanlarına çıkıp önemli olan o ısınma kısımları ana bölümlerinde sahada yer alıyordum. Düşünebiliyor musunuz? Ve aldığım ücret hani yol param. Ama o almış olduğum hani 4 sene boyunca o gidip gelmelerim, o antrenmanlara çıktığım için ben şu anda bazı kişilerin önündeyim ya da beni bir yerlere taşıdı. Şimdiki arkadaşlar biraz daha erken maddi anlamda kendimi rahatlatayım, hayallerimi sonra gerçekleştiririm diyorlar ama eğer hayaliniz, işinizle ilgili ya da kurduğunuz şey yapmak istediğiniz şey şu anda size para kazandırmayabilir ama emin olun eninde sonunda istediğiniz şeyi yaptığınız için o birikimi de elde etmeye başlıyorsunuz. Ha 5 sene sonra oluyor, belki 10 sene sonra oluyor. Belki bir arkadaşınız sizden daha farklı bir kulvara giriyor, daha çabuk bir şeyleri elde ediyor.
Ama ona sormanız lazım, keyif alıyor musunuz diye. Ya ben mesela yaptığım işten çok keyif alıyorum. Hani bana trilyonları dökseler, deseler ki ya hayır sen şu X işini yapacaksın ama sana şu kadar daha fazla katkısı olacak deseler, emin olun tercih etmem. Çünkü ben böyle var olduğumu düşünüyorum. Necla olarak kendimi burada çok iyi hissediyorum. Arkadaşlar da tavsiyem olsun. İstemediğiniz bir şeyi sadece maddi anlamdaki birikimlerden dolayı tercih etmeyin. Çok değerli deneyimleriniz. Umarız hani genç nesillere de örnek olursunuz siz ve sizin gibi insanlar. Çünkü cidden böyle şeylere ihtiyacımız var bugünlerde. Evet. Sizi de çok iyi anlıyorum canım. Şimdi diyorlardı söylemesi kolay Allah bilir ne kadar para kazanıyor diye ama işin özü yaptığımız şeyden emin olup gerçekten yaptım bunu ben başardım demenin o tatmini, o haz duygusu çok farklı. Peki benim kendi merak ettiğim bir soru var. Hani futboldan bu kadar keyif alıyorsunuz, hayatınızın bir parçası haline geldi ama işiniz bir anlamda. Peki hani işi bir nevi eve getirip evde de futbol takip ediyor musunuz? Dünya veya Türkiye futbolunu? Bunu 4,5 yaşındaki oğluma sorun. Çünkü o bıktı. Evet getiriyorum, getirmek zorundayım. Çünkü futbol çok çabuk değişen, işte evrimi çok hızlı olan bir sektör. Ve bu sektörün bir parçasıyım. İster istemez hem kadın liglerini, hem yurt içi hem yurt dışı, hem de erkek ligini çok fazla takip ediyorum. O yüzden hafta sonu, hafta içi hiç fark etmiyor. Sürekli televizyon açık. Bulamıyorsam mutlaka bilgisayar açık. Bütün maçları takip etmeye çalışıyorum. Tabii takip ettiğim çok özel hocalarım var. Mesela Klopp benim için çok ayrı bir yer. Onun oyun sistemi, inanılmaz keyif aldığım bir oyun sistemi. Onun bütün maçlarını takip ediyorum. Takip edemiyorsam kaydedip izliyorum. İşte analiz antrenörümüz var. Analiz antrenörümüzden rica ediyorum. İstediğim yerleri kesiyorum. Kendim bir şekilde bir takım notlar alıyorum. Tabii oğlum bundan çok memnun değil. Ama benim de işim bu. Sürekli takip etmek zorunda olduğum bir sektör. Ama onda da çok keyif alıyorum. O yüzden benim için çok böyle eve iş getirmek gibi düşünmüyorum açıkçası. Özellikle desteklediğiniz bir takım var mı? Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun. Türkiye'de milli takımı tutuyorum. Çok ben sana şey vereyim net böyle. Yani şey, Liverpool'a karşı çok ayrı bir sevgim var. Yani yurt dışında kim derseniz evet Premier Lig'de Liverpool, Klopp'un çalıştırdığı tüm takımlar böyle bir serüvenim var onunla birlikte. Teşekkür ederiz. Şöyle bir soru sormak istiyorum Necla Hanım. Birçoğumuz futbolu sahadaki oyuncuların gözünden yorumluyoruz. Sahanın dışında ve saha içerisini yönlendiren birisi olarak futbol sizin için ne ifade ediyor? Futbol benim için çok büyük tutku. Bir kere sahanın kenarında olmak, ya bir teknik direktör gözüyle bunu size şöyle açıklayayım. Bir oyuncu grubuna hitap ediyorsunuz. Oyuncu grubunun yanında bir takım ekipleriniz var. Ne ekip var? Sağlık ekibi var, teknik ekip var, idari ekip var, oyuncu grubu var. Ve bunların hepsini sizin önderliğinizde bir iş ortaya koyuyorsunuz. Ve bu işi ortaya koyarken de işte bu bütün parçaları ekibin diğer parçalarında hep bir arada olup en iyi yemek gibi en iyi tadı bulmaya çalışıyorsunuz. İşte o kısım en keyifli kısım. Çünkü çok fazla kafa yorduğunuz, çok çalıştığınız, sürekli iletişimde kalmak zorunda olduğunuz ve sahaya en iyisini çıkartabilmek için de işte yanınızdaki ekiple de çok iyi iletişim kurmanız gereken bir süreç yaşıyorsunuz. Sahanın kenarında istediğiniz oyun kurgusu ve oyun devam ediyorsa inanılmaz bir keyif, inanılmaz bir mutluluk. Gollerden sonra çok çılgın seviniyormuşum. Herkes öyle söylüyor. Yani çok sen değilsin diyorlar. Aşırı derecede mutlu oluyorum. Ama mutlu olmamın nedeni yani ben yaptım değil, biz yaptık. Hep birlikte bir şey başardık. Ve oyuncularımın, kızlarımın vermiş olduğu mücadele o kadar mutlu ediyor ki beni. Onu dışarıya yansıtmak herhalde en büyük tutku, en büyük haz benim için o nokta. Bazen mesela yeniliyoruz. Yani mağlubiyet de bu işin bir parçası ya da berabere kalıyorsunuz.
Arkadaşlar o zaman da bütün çene kemiklerim, hani dişlerim dökülecekcesine böyle bir ağrı, daha sonra lanet olsun deyip, sonra 10 dakika sonra olsun oyunda da şunları iyi yaptık deyip, tekrar bir sonraki maça hazırlık kısmı bence en keyifli kısmı. Çünkü sürekli devam ediyor. Bir tane maçta yeniliyor musunuz? Bir sonrakine adapte oluyorsunuz. Ve sürekli siz o bulunduğunuz ekibi hep motivasyonu yüksek tutmak zorundasınız. Yani gerçekten zor bir iş. Ama sonucu aldığın zaman ya da onlarla birlikte bir paylaşımda bulunduğun zaman da çok büyük keyif. Oradan da şuraya bağlayayım. Kadın futbolunda benim mesela erkeklerle ben 8-9 sene profesyonel takımda çalıştım. Çok büyük keyif ve deneyim. Ama kadın futbolu ve kadın milli takım deyince sadece başarı gelmiyor aklıma. İşin sosyal yönü aslında çok fazla. Nedir sosyal yönü? Kadın milli takımında yer alan, 10 kez milli olan futbolcularımız beden eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra devlet KPSS sınavına girmeden atamasını çıkartıyor. Ve bu kişiler beden eğitimi öğretmeni olarak hayatlarını kazanıyorlar. Ve bizim şu anda kadın A milli takımımızda 10 tane beden eğitimi öğretmenim var. Ve ben bu beden eğitimi öğretmenlerimle futbol köyünde tanışmışım. Bazıları daha 12 yaşındayken tanışmışım. Ebru Topçu var. 100. maçına birlikte çıktık. İlk maçında da ben yardımcı antrenörüydüm. O kadar büyük bir keyif ki. Çünkü birlikte bir yola çıkıyorsunuz bir grupla. Bazılarıyla ayrılıyorsunuz, bazıları yeni geliyor, çatışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Ama günün sonunda elde ettiğiniz şey başarının da ötesinde birliktelik ve kadın olarak ne kadar güçlü bir şekilde ayaklarının üstünde durduklarını görüyorsunuz. Bu da bence işin en büyük keyfi ve sosyal yanı diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten çok güzel bir cevaptı. Aslında bir çocuk büyütmek gibi bir şey bu süreç, evet. Sanırsam. Çok güzel. Şimdi 12 yaşında buluyoruz. 12 yaşında, şimdi 24 yaşında. 12 senemiz birlikte geçmiş. Bazılarının evlendiğine şahit oluruz. Bazılarının çocuğu oluyor, onları seviyoruz. Yani çok çok değişik bir süreç aslında. Evet, ben biraz chatten sorulara baktım. İsterseniz oradakilerden biraz sorabilirim. Tabii. Şöyle sormuşlar, aslında bunu az önce biraz cevapladınız. Ama biz sizden detaylı olarak duymak isteriz. Kendinizi nasıl bir teknik direktör olarak tanımlarsınız demişler. Bunu oyuncularıma sorayım. Ya ben açıkçası demokratik bir lider olduğumu düşünüyorum. Demokratik derken, saha oyuncularım şunu çok iyi biliyorlar. Ben çünkü U15 milli takımdan A takıma kadar giden bir süreçte 12 senem geçmiş. Şu anda A milli takım hocası olarak oyuncuların hepsinin yetişkin bir birey olduğunu bilerek hareket ediyorum. Ama oyuncularım da şunu çok iyi biliyorlar. Kendi kurallarını kendileri aslında koyuyorlar. Biz hiçbir zaman teknik ekip olarak hiçbir zaman onlara bir kuralı dikte etmiyoruz. Kampın ilk günü geliyorlar, arkadaşlar hedefimiz bu, bu kamp süresi şu kadar, bugünün sonunda da işte şu kadar maç oynayacağız. En iyi sonuçları nasıl alırız diyoruz, soru bu. Ondan sonra zaten kendi kendilerine o grup içerisindeki o dinamik oluştuğu için herkes ne olması gerektiğini çok iyi biliyor. Ha, olmadı mı? Olmadığı zaman işte devreye giriyorum. O zaman da ama tatlı sert denilen, hani elinde terlik olan annelerinizi düşünün. Bazen o terlik havaya kalkabiliyor. Ama emin olun hani çok keyifli bir iletişimimiz var oyuncularımızla. Ama demokratik olduğumu düşünüyorum. Ha, saha içinde hiçbir şey affetmem. Sahaya çıktığımız zaman çünkü bizim her şeyimiz bellidir. Bizim oyuncularımız milli takım kampında ilk gelmeden 5 gün önce bilgilendirmeler gider. Kampa girdikten sonra antrenmanın hangi saat çıkacağını, o antrenmanda ne olacağını da telefon, artık günümüzdeki teknolojiyi çok herkes çok iyi kullanıyor. Telefonlarını grup halinde o günkü antrenmanın programı gider, görselleri gider. Ve biz hiçbir zaman sahaya çıktığımızda ona uzun uzun anlatmayız. Çünkü zaten ön bilgiyi veririz. Ve sahaya çıktıktan sonra da çok disiplinli bir şekilde hangi drill kaç dakika yapılacak,
hangi çalışmaya kaç dakika dinlenme verilecek ya da su molasına kadar her şeyimiz çok bellidir. O yüzden de oyuncumuz da artık bunu bildiği için antrenmanda hani disiplinsiz hiçbir hareketleri olmaz. Yani çok da eğleniriz, çok da keyif alırız ama o süreci öyle tamamlarız. Antrenman dışında ama gerçekten onlarla sohbet etmek, diyalog kurmak, yardım edebileceğimiz bir nokta olduğunda birlikte bir şeyleri üretmek. Oyun kısmında mesela birlikte çok güzel sohbetlerimiz olur bizim oyuncularla. Oyunculara mutlaka bir SWOT analizi yaparız her maçtan sonra. Neyi iyi yaptık, daha iyi ne olabilirdi, savunmada ne eksiğimiz var, hücumda ne eksiğimiz var gibi. Benim derdim hep problem çözmeye dönük bir antrenör stili aslında. Hiçbir zaman dikte etmeyi sevmem. Çünkü kendime de bir şeylerin dikte edilmesinden de hiç hoşlanmam. Kendi yolumu, kendim bulmayı daha çok severim. Sadece birileri önümü açar ya da ufkumu açarsa o benim için çok daha kıymetli bir bilgi. Oyuncularıma da bu şekilde yaklaşıyorum. Bir de onlara sorun tabii. Onlar ne diyecek onu bilmiyorum. Büyük ihtimal benzer şeyler söylerler. Teşekkür ederiz. Peki çok zorlandığınız, artık bırakıyorum dediğiniz bir an oldu mu? Anlar oldu. Anlar. Evet. Bir tanesi Süper Lig'de çalışıyorum. İsmini vermeyeyim. Bir takımda çalışıyorum. Cinsiyetimden dolayı teknik ekipteki bazı çalışma arkadaşlarım işler iyiyken çok iyi bir antrenör olduğum söylenirken işler kötü gitmeye başladığında uğursuzluk getirdiğimi, işte düzeni bozuyor denilen bir noktaya gelmiştik onu. O beni çok yaralamıştı. Çünkü ben hiçbir zaman futbol çok erkek egemen görünse de bir spor branşı olarak görüyorum. Ve kendim bir antrenörüm. Antrenör olmak için gereken bütün koşulları sağlıyorum. Ve bir kadın olarak erkek dünyasında da sürekli kendimi ispat etme, zaten o döngüsünün içerisindeyim. Sürekli o döngüyü yaşayan bir insanım. O çok ağrıma gitmişti. Allah'tan o dönemki teknik direktörümüz çok güzel bir hamle yaptı. Durumu hani benimle ilgili olmadığı ile ilgili bir açıklama yaptı ama o açıklamayı duymak bile beni çok derinden sarsmıştı. Çünkü ben sahaya çıktığım zaman kadın ya da erkek diye değil, antrenör olarak çıkıyorum ve cinsiyet kavramını aslında orada bırakıyorum. Yıllardır çalıştığım teknik heyetteki bir arkadaşımın bunu kapının ucuna koyamamış olması, ben olmayacak herhalde, çok zorluyorum, kaç sene oldu, demek ki hala aynı düşüncelere sahip olan insanlar var dediğim en önemli nokta odur. İkincisi de bu 15 milli takımımızla Singapur Gençlik Olimpiyatlarına gittik. Üçüncü olduk. Ama final oynamamız gereken maçtan önce yenildik ve son dakika golüyle yenildik arkadaşlar ve hani çok büyük hezimettir benim için. 14 yaşında kızlar hüngür hüngür ağlıyor. Ben onlardan beter ağlıyorum. Ve inanılmaz isteyerek çıkmıştık ve gerçekten hani böyle 89 dakika oynarsınız tek kale, her şeyi yaparsınız, olmaz. Son dakika böyle rakip gelir, çok anlamsız bir şekilde bir gol atar ve o kazanır. İşte öyle bir maç yaşamıştım. Çocukların ağlaması, kendimin o hezimeti herhalde ikinci benim noktadır bu. Ay yok yani, olmuyor ne yaparsam yapayım, bak olmadı deyip hani böyle çok kırılma anı yaşadığım noktalardan bir tanesidir. Ha, ondan sonra zaten pişiyorsunuz. Olmadı mı? Şimdi bir sonrakinde yapacağım. Yine mi olmuyor? Hayır, başka bir şey denemeliyim o zaman deyip kendi kendinizi motive etme yollarını buluyorsunuz. Ama işte o zamanki acemilikler biraz ister istemez o kırılma noktalarına sebep olabiliyor. İyi ki o zaman bu süreci hiçbir şekilde bırakmamışsınız ve önce milli takımımızda başarılar elde edip bugün bizimle berabersiniz. Biz gerçekten sizin gibi birini ağırlamaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Ve hani biraz da bu futbolun üzücü taraflarından ziyade güzel taraflarından, kazanmaktan bahsetmek istiyorum ben. Hani tabii futbolda kazanmak çok basit bir şey değil. Hani derin çalışmalar, iyi bir takım olmak, gerekirse futbolcuların bireysel becerileri. Ama hani siz kazanmayı çok kısa bir şekilde özetleyecek olsaydınız, şu olursa kazanılır diyecek olsaydınız ne olurdu bu? Yani şu olsaydı, benim kazanmanın karşılığı hep emek gibi geliyor bana. Emek ve çaba. Hani emeği verirseniz, gerçekten isteyen kadar verirseniz
ve çabasını da gösterirseniz o zaman kazanıyorsunuz. Skor anlamına gelince, eğer bu bir başarı, skor anlamında bir başarıysa, çok disiplinli çalışmak, bulunduğunuz ortamdaki takımı iyi analiz edip kendi takımınızı çok iyi bir şekilde sadece fiziksel anlamda değil, mental anlamda da kazanmaya odaklamaktır diye düşünüyorum. Peki, aslında gerek... önce de bahsetmiştik. Ben mesela bunu sormak istiyorum. Talih buna bir etken mi? Çünkü hani dediniz ki 89 dakika oynadınız, sonra 1 dakika geliyorlar, gol atıyorlar. Yani bu talihle bir alakası var mı sizce? Şans olduğunu kesinlikle düşünüyorum. En son çünkü biz yine Avrupa Şampiyonası Kosova maçı oynadık. Yani keşke izleseydiniz. İzlemediniz değil mi? Niye izledin? Yani izleyen herkes şunu söyledi. İlk yarının sonunda biz yine gol atamıyoruz. Dediler ki hani hocam ikinci yarı kesin 5 olacak. Rahat olun. Hiç sıkıntı yok. Hı, tamam. Arkadaşlar olmadı. 0-0 bitti maç. Yani bazen top gerçekten sizi sevmiyor. Bir de şöyle bir şey var. Çok iyi oynuyorsunuz. Sonuç gelmiyor. Oyuncu da işte kırılma noktası orada başlıyor. Oyuncu diyor ki olmayacak. Çok yani canla başla mücadele ediyorlar. Yani direğe çarpıyor. Kalecinin kurtaracağı tutuyor. İşte mükemmel antrenmanda yaptığımız tüm drilleri ya da tüm işte o varyasyonların hepsini deneyip hiçbir şekilde sonuca bazen ulaşamıyorsunuz. Yani o da işte hani topun sizi sevmesi, o günün işte top şansı bizde değildi dedikleri kısmında olduğunu ben inanıyorum açıkçası. Yani peki biz bu maçtan da ziyade hani genel olarak kadın milli takımımızı, kadın spor milli spor branşlarımızı veya kadın spor liglerimizi medyada çok yeterince göremiyoruz. Belki çok destekleyemiyoruz. Bunu artık önüne nasıl geçebiliriz biz? Çünkü gerek medyada gerek ligler olarak kadın sporcularımızı da desteklemek, onları da izlemek istiyoruz. Ya bunun en kolay yolu aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarını takip etmek, kadın milli takımı ile ilgili bilgileri almak istenirse. Onun dışında ben zaten bir Instagram'ım var. Hani onda da non-stop zaten şey kadın milli takımı ile ilgili bütün bilgileri paylaşıyorum. Ve ben gençlerin, sizin gibi üniversite öğrencilerinin kadın futboluna, kadınların yapmış olduğu bütün spor branşlarına sizlerin sayesinde çok büyük destek geleceğini düşünüyorum. Pandemi olmasaydı bu sene üniversiteleri gezip işte kadın futbolu paneli planlıyorduk açıkçası. Çünkü sizin enerjiniz, sizin sosyal medyayı çok aktif kullanmanız, en ufak bir şeyde sesinizi çok iyi çıkartabiliyor olmak, işte gençliğin enerjisi bu. Bu enerjiden bizim faydalanmamız lazım. Bu faydalanmayı da işte sizler gibi kıymetli kişiler bizi takip edeceksiniz. Bizim maçlarımız olduğu zaman o etkileşimi birlikte kuracağız. Böyle ilerleyeceğini düşünüyorum ki son zamanlarda artık medyada biraz daha yer almaya başladık. Ama malum biliyorsunuz Türkiye'deki gündem 2 dakikada her şey değişebiliyor. Tam istediğimiz ivmelenmeyi kazanacakken farklı bir şey çıkıyor ve siz yine sizin haberiniz altta kalıyor. Ben şeye de çok inanıyorum ki bu sektör böyle. Yani başarı gelirse siz bir şekilde yükseliyorsunuz. Ama başarı yoksa maalesef sizinle ilgili olan bilgiler ya da destekler altta kalıyor. Biz de son zamanlarda işte güzel bir grafik yakaladık. Fena gitmiyor takım. Dünya Kupası ile beraber, şu anda hiçbir şey net değil, Şubat ayında büyük bir ihtimal kurallarımız çekilecek. Dünya Kupası'ndaki elemelerde en azından sesimizi gelecek için iyi şekilde çıkartmak istiyoruz. Neden sizinle beraber o sesi birlikte çıkartmayalım? Sizlerin, gençlerin sesiyle beraber eminim kadın milli takım oyuncuları ya da futbolcu kızlar da sizin desteğinizle beraber çok güzel işlere imza atacaklar. Umarız yani ben de bir futbol sever olarak kendi adıma takip edeceğim kesinlikle. Sizinle tanışmak da benim için bu anlamda çok iyi bir şey oldu. Chat'ten de sorulmuş. Ben de çok merak ediyordum bunu. Hiç unutamadığınız, çok duygulandığınız bir maç, bir an. Çok maç var. Unutamadığım herhalde Gençler Birliği ile gittiğimiz, hani 2-3 tane var değil mi? Bir tanesi Gençler Birliği A takımıyla gittiğimiz Parma maçıdır. İtalya'ya gittik. İtalya'da inanılmaz bir kar var. Saha kenarındayız. Hakem maçı oynatıp oynatmayacağına karar verecek. Belki bilenler biliyordur.
2003-2004 olabilir. Benim evet, çok tarih. Aynen, 2003-2014 falan. 2003-2004. Aynen, Parma maçı. Ve orada şu Ersun Hoca'nın çok ısrarlı bir şekilde hayır bu maçı oynamamız lazım, biz hazırız deyip ısrarla maçı oynatmak için verdiği o çaba hiç gözümün önünden gitmez ki o maçı da kazanıp gelmiştik. Dönüş uçağındaki o mutluluk, ki ben o zaman takımın çok küçük bir parçasıyım. Hani yardımcı antrenörün yardımcısı falan arkadaşlar, yani öyle düşünün. Öyle küçücük bir parçasıyım ama o dönüş uçağındaki o kıymetli anlar herhalde benim için bir odur. İkincisi, oğluma hamileyim. 3,5 aylık hamileyim ve doktor bana dedi ki çok heyecanlanma, işte bir düşük olur, bir şey olur, yaşın da zaten büyük. Tabii tabii dedim, hiç heyecanlı bir yere gitmiyorum. Kuşadası'nda o 17 kız milli takımının resmi maçları var, maça gittik. Biraz önce anlattığım bir maçı yaşadık, yani Ukrayna ile oynuyoruz. 78 dakika, o zaman U17'ler 80 dakika maç yapıyorlar. 78 dakika boyunca tek kale oynadık. Atamadık. 78. dakikada golü yedik. Ve biz bir üst tura çıkmayı maalesef o maçla kaybettik. Ve benim bir elim karnımda, çünkü hamileyim. Hani bir de çocuğun sorumluluğu var. Ama çocuğun sorumluluğundan çok takımın sorumluluğu ve o başarma işte güdüsüyle hareket ediyorsunuz. Ve çok ağlamıştım o maçtan sonra. Yani odaya çıkıp akşam yemek falan yemeyip ve benim çok kıymetli ekibimden Begüm Üresin Hocam var. Antrenörüz, birlikte çalışıyoruz kaç senedir. Yani kızcağız her yarım saatte bir gelip kapıda vurup hocam iyi misiniz, her şey yolunda mı, ağrınız var mı, varsa doktora söyleyelim mi şeklinde. O gece ondan sonra karşılıklı ağlayıp o şekilde orayı da kapatmıştık. Herhalde unutamadığımda bir de o vardır. Kıymetli anlar, çok duygusal anlar bizler için de. Özellikle Gençler Birliği anısı benim de çok dikkatimi çeken bir anı. Beni de diğeri çok fazla etkiledi. Bir kadın olarak yani çok zor gerçekten. Kadın olarak böyle bir iş yapmak gerçekten zor. Çünkü annesiniz, şimdi futbol oynayan kesim ya da futbolcular ne yapmışlar? Evlenmişler, çocuk olmuş ama çocuğun sorumluluğunu genelde anne üstlenmiş. Ve anne ekstra bir şeyle uğraşmaya gerek de kalmadığı için çok rahat o çocuk kendini çekip çevirmiş. Bizde roller tam tersi. Eşime kalıyor. Eşim çok kıymetli bir şekilde destek veriyor. Annem, babam, hani herkesin düzeni allak bullak ve çocuk hani kendini neyse bir şekilde büyüttü. Şimdi bana diyor mesela aman yine kızlarınla maça mı gidiyorsun diyor. Bir de böyle sistemler bir tavır sergiliyor. Ama eminim oğluma bırakacağım herhalde en güzel miras annesinin kadın futbolu adına güzel şeyler yaptığı ya da işte küçük de olsa bir dokunuş yaptığını hissedeceğini hissediyorum. O yüzden de bu çileyi hep birlikte çekeceğiz. Teşekkür ederiz. Gerçekten de çok güzel bir anı olacaktır eminim ki oğlunuz tarafından. Şöyle bir soru gelmiş, bunu sormak istiyorum. Cinsiyet gözetmeksizin bir sporcuda olması gerektiğini düşündüğünüz karakteristik özellikler nelerdir? Zaten sporcu olarak bakıyorum. Melih çok güzel bir soru sormuşsun, çok teşekkür ediyorum. Yani en önemli şey herhalde adanmışlık. Yani bir sporcunun bir takım fiziksel özellikleri eksik kalabilir. Ama siz onu antrenmanla ya da özel metotlarla geliştirebilirsiniz. Ama sporcu sizin yaptığınız işe saygı duyarsa ve adarsa kendini başarılı oluyorsunuz. Benim için bir sporcudaki herhalde en kıymetli şey yaptığı spor branşına saygı duyuyor mu ve ne kadar o işe kendini adadı. Çünkü Allah'ın verdiği bir yetenek var. Bazı sporcular çok yetenekli oluyorlar ve yetenekli olduklarını bildikleri için üstüne bir şeyler koymak yerine hem kişisel anlamda, gelişim anlamında söylüyorum, hem de fiziksel anlamda üstüne bir şeyler koymak yerine o yeteneğiyle idare etmeyi tercih edebiliyorlar. Bu benim asla kabul edebileceğim bir durum değil. Yani size verilmiş olan doğuştan gelen yeteneğinizin üstüne çok çok daha fazlalarını koyarak kendi arkanızdan gelecek kişilere de örnek olmanız gerekiyor. Hem de neyi bu işi mesela bir futbolcuyu düşünün çok kıymetli takımların formalarını giyiyorlar. Herkesin hayali o formayı giyebilmek. Başkasının hayalini kurduğu şeyi yaşıyorsanız o sorumluluğu, o adanmışlığı da hissetmek isterim.
Peki Güzel bir cevap oldu. bahsettiğiniz gibi futbolcuların bireysel yetenekleri olsun, hani futbol kulüpleri olsun artık çağımızda çok büyük bir ekonomi. Sizce bu büyük ekonomi, büyük paraların dönmesi futbolculara zarar veriyor mu? Sporcu olmaları yolunda. Yani zarar şöyle oluyor. Küçük yaştaki artık çocuklara da baktığınız zaman artık ne zaman para kazanacağım diye bakıyor. Önceden para kazanan kişiler futbolu çok sevdikleri için ve futbolun içinde var olmak istedikleri için oynuyorlardı. Şimdi işin içine para girdiği zaman işte ekonomik boyutlar ve çıkar çatışmaları ortaya çıkıyor. Ama maalesef bu sektöründe böyle bir durum söz konusu. Çünkü pazar çok fazla. Çok ciddi sponsorlukların geldiği, çok ciddi maddi anlamda beklentilerin ve kazanımların olduğu bir sektör. O yüzden de işe daha profesyonel bakmak durumunda kalıyorlar. Şimdi ben mesela Tuna Güneysu'yu çok severim. Hem Sakarya'nın hem de Fenerbahçe'nin çok unutulmaz futbolcularından biridir. Turhan Mesci benim için çok kıymetlidir. Ömer Kaner çok kıymetlidir. İşte Rasim Kara belki sizin çok daha aşina olduğunuz bir isim, çok kıymetlidir. Onlar zamanında bu işe sadece o takımın rengi, o forma için mücadele edip inanılmaz derecede güzel başarılar elde etmişler. Şimdiki günümüzde artık şartlar değişti. İnsanlar artık ister istemez yatırım üstüne ya da işte bu işin maddi kısmına bakarak da karar veriyorlar. Ama bu işin de cilvesi bu. Çünkü sektör bunu gerektiriyor. Mecbur biz de buna uyuyoruz. Teşekkür ederiz. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir antrenör olarak sporcuya yaklaşımınızda ilke edindiğiniz hususlar var mı? Evet, var. Birincisi saygı. En öncelikle çok, ya onun şöyle söyleyeyim. Hangi işi yaparsanız yapın, karşınızdaki kişinin geçmişini bilmiyorsunuz. Nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Nasıl bir ailede yetiştiğini, hangi çevrede olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden her sporcuma birey olarak yaklaşıp saygı duyuyorum öncelikle. Ve tanımaya çok açığım. Çok oyuncularımı tanıdıkça onlara bir değer katabileceğimi hisseden birisiyim. O yüzden en başta paylaştığım şey kesinlikle saygılı davranmaya çok kıymet veririm. Daha sonra da içtenliği ortaya koymayı çok kıymetli buluyorum. Çünkü ben çok nasıl söyleyeyim? Aklımda ne varsa ağzımda da o var. Yani kalbimden ne geçiyorsa anında size onu söylerim. Hiçbir şeyi hesaplamam. Bunun da samimiyeti getirdiğini düşünüyorum. Samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar siz samimi davranırsanız karşınızdaki de eninde sonunda sizin samimiyetinize güvenip o da size samimi davranacak. Bir şeyler samimi olmadığı zaman işte o sahte suratlar ortaya çıkıyor. O zaman da işte biraz önce Kerim'in sorduğu soru gibi işte çıkar çatışmaları, maddiyat, işin o büyüsünü bozmayı hiç sevmiyorum. O yüzden benim için herhalde en kıymetli olan şeylerden ya da oyuncularıma ilk yaklaştığım şey nereden geldiklerini öğrenmeden, işte nasıl bir süreç yaşadıklarını bilmeden asla onlar hakkında hüküm sürmüyorum. Teşekkür ederiz. Evet, yine chatten gelen bir soruyu size söylemek istiyorum. Ülkede çok fazla ve sert bir şekilde eleştirilen bir alanda çalışıyorsunuz. Bu eleştiriler sizi nasıl etkiliyor? Emre çok teşekkür ederim. Yarama tuz bastı. Çünkü ya herkes futbolu biliyor. Yani herkes antrenör, herkes teknik direktör. Bir de işin içine siz kadınsanız hani daha da fazla eleştirinin dozu inanılmaz kaçıyor. Hani elinin hamuruyla futbolda ne işin var oluyor? Kazanınca her kimseden tık yok ama kaybedince en ağır eleştirileri alıyorsunuz. Beni önceden çok etkiliyordu. Ya üzülüyordum çünkü gerçekten bende bir eksiklik, bir sıkıntı mı var? Yapabilir miydim? Bu değişikliği yapsa mıydım diye böyle çok kurduğum dönemler oldu. Ama futbolda şu anda 20. senem dolacak. 20 sene bana sadece şunu öğretti. Kendinden eminsen çıktığın yolda arkana dönüp bakmayacaksın. İnsanlar eleştirecek. Zaten insanlar eleştirmek için o maçı izliyorlar. Desteklemek isteyen insanlar zaten her koşulda senin yanında. Eleştirileri ama çok açığım. Bütün eleştirileri okurum.
Bütün herkesin yaptığı yorumlara dikkate alırım, dinlerim, sabırlı bir şekilde onlara cevap vermeye de çalışırım. Ama karşılığında hala bir art niyet seziyorsam, artık işin dozunun tamamen farklı boyutlara geçtiğini hissettiğim zaman da çok güzel cevabını veririm. Artık eleştirilerden çok çok etkileniyor muyum? Çok etkilenmiyorum. Çünkü bu işin doğası bu. Yani biz eleştirileceğimizi bilerek o sahneye çıkıyoruz. Hani futbol sahası da aslında benim için bir sahne. O sahneyi ne kadar oyuncularımla beraber doldurabiliyorum? Ne kadar olumlu etkisi oluyor? Ben istediğim oyunu oynatabildim mi? Ya da oyuncular istediğim performansı sergileyebildi mi? Artık işin o kısımlarında çok çaba sarf ediyorum. Ama son zamanlarda özellikle maçlar canlı yayınlandığından beri çok güzel de eleştiriler geliyor. Çok olumsuz eleştiriler de geliyor. Bazılarını çok gülüyorum. Bazılarında da böyle onu boğasım geliyor o eleştiriyi yapanlara. Ama dediğim gibi yani bu işin doğası bu. Ben emin olduğum sürece, takımımdan emin olduğum sürece, yaptığım şeyden emin olduğum sürece eleştirilerin hepsine çok sınırı geçmemek kaydıyla hepsi kabulüm. Evet, zaten insanların önünde bir iş mecra etmek çok zor. Yani her türlü iyi kötü yorum alıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Allah kolaylık Aynen. versin. Sağ olun. Bizler de size inanıyoruz. Umarız hani bu algıları kadınlarımız ve biz tüm gençlik olarak cinsiyet fark etmeksizin yıkacağız ve hani daha eşit bir ortamda futbol veya herhangi spor izlemeye devam edeceğiz ve chatten bir soru gelmiş sanırım. Süper Lig'de kadın teknik direktörler görebilecek miyiz? Böyle girişimler var mı? Veya oluyor muydu? Bizim ne haberimiz yok. Yani şu anda Süper Lig'de Aha yok. yöneten teknik direktörümüz yok. Yurt dışında bir iki tane örneği var. Bence çok da iyi örnekler. Neden olmasın? Teknik direktör, teknik direktör. Kadının erkeğinin olduğunu düşünmüyorum. Ben sahada ne çalıştırıyorsam aslında, futbol adına ne çalıştırıyorsam, bir erkek antrenör de aynısını çalıştırıyor. Ha, herkesin çalıştırma şekli, herkesin bir şeyleri yapma şekli farklıdır. Hani herkesin bir yemek yapma el lezzeti var diyorlar. Herkesin bir lezzeti farklıdır el lezzeti. Ama ben teknik direktör gözüyle bakıyorum. Yani günün birinde bana böyle bir fırsat gelir ya da bir kadın antrenörümüze böyle bir fırsat gelir. Değerlendirilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum sadece. Bakarsanız koşullarına, oyuncu kadrosuna bakarsınız, verilen imkanlara bakarsınız, inanıp inanmadığınıza bakarsınız, yapabileceğinize inanıyorsanız bu iş tamamdır der girersiniz. Hani ben çok uzakta görmüyorum bu işleri. Olacaktır. Amatörde benim çalışan kadın antrenör arkadaşlarım var, erkek takımlarıyla çalışan. Şu anda Beşiktaş'ın kadın takımının teknik direktörü Bahar Hoca. Eminim çok güzel işler yapacak ilk başladığında. Bir kadın antrenörlerimiz kadın liginde çok fazla var. Eminim erkek liginde de artık kadınları yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Evet, biz de Peki görmeyi çok istiyoruz artık. biz de tabii ki de çok isteriz artık hani bu şeyin erkek egemen veya tek cinsiyet egemen Evet. spordan kurtulmayı. Peki Türkiye'de de kadın futbolu 2002 erkek milli takımımızın yakaladığı başarıyı yakalayabilecek mi? Chat'ten sorulmuş bu soru. Evet, ben çok inanıyorum. Neden olmasın? Her şey hayalle başlıyor bir kere. Öncelikle inanmakla başlıyor. Biz yeni yapılanmamızda ve yenilenme sürecinde kadın milli takımların belki bugün değil ama yarın için eminim bu tarz bir başarıyı elde edeceğimizden çok eminim. Emin olmamın nedeni de şu, oyuncuların gözlerine baktığım zaman gerçekten artık bir şeyleri başarmak ve kendi seslerini duyurma isteklerini görebiliyorum. Önceden bu istek çok bilinçli bir şekilde yoktu. 12 sene önceye gittiğim zaman kızlar sadece sevdiği işi yapıyorlardı, sevdiği spor branşını yapıyorlardı. Şimdi onlar da çok profesyonel düşünüyorlar. Çünkü bu işin marka değeri yükseliyor, sponsorlar gelmeye başladı. Kendilerini bireysel anlamda bir sporcu olarak piyasada görmek, takip edilmek, ki biliyorsunuz sosyal medya bence bu konuda çok etkin. Onlar da istiyorlar. İstedikleri için de bu başarı, emin olun, gerekli düzenlemeler ve gerekli ihtiyaçların karşılığı verildiği zaman gelecektir. Ki bilmiyorum takip ediyorlarsa arkadaşlar, bizim çok yetenekli kızlarımız var. Özellikle teknik kapasiteleri çok yüksek diğer ülkelere göre. Diğer ülkelerin en büyük avantajı fiziksel üstünlük. Bunu erkeklerde de görüyoruz zaten. Bizim de teknik kapasitesi, oyun bilgisi iyi olan oyuncularımız var.
oyuncularımızla beraber imkanlarımızı daha da güzelleştirerek ve iyiye götürerek iyi bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Umarım o başarının içinde ben de olurum günün birinde. Benim de takip ettiğim kadarıyla duran toplarda iyi olduğunu gözlemledim bir takımımızın. Özellikle istatistik olarak hani sosyal medyada yer alıyordu. Erkek milli takımımızdan daha iyi olması konusunda. Peki hani futbolda hep ekollerden, örneklerden bahsediyoruz. Kadın A milli takımımız şu an veya gelecekte dünyanın örnek alabileceği sportif gelişmelere, projelere veya altyapılara sahip mi? Şu an sahip dersem çok büyük kendime yanlış yapmış olurum. Şu an öyle bir altyapıya, öyle bir şeye sahip değiliz. Pandemiden önce planladığımız bir takım stratejiler var. Pandeminin gidişatına göre bu stratejileri artık hayata geçirmeye başlayacağız. Ve ben kadın futbolunun gelişiminin en büyük pik yapacağı dönemin Süper Lig erkek takımlarının kadın branşını açtığı zaman olacağını düşünüyorum. Çünkü voleybol ve basketbola baktığınız zaman çok ciddi isimler işin içine girdikten sonra o çok ciddi başarılar geldi. Bizim de kadın futbolunda sadece Beşiktaş'la kalmamalı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir gibi birçok kulüplerimizin de artık kadın branşı açıp kızlarımızı desteklemesi gerekiyor. Onlar desteklediği zaman işte çok daha kaliteli, yurt dışından gelecekse çok daha kaliteli oyuncular gelecek. Biz kızlarımızı 12 yaşında keşfedebiliyoruz futbolcu olarak. Bu yaş liglerdeki yani Süper Lig takımlara girdikten sonra bu işe belki 8'e 7'ye düşecek. 7 yaşındaki bir kız futbolcu ile 12 yaşındaki bir kız futbolcunun antrenman yaşına baktığınız zaman çok ciddi bir fark var. Hollanda'da çocuklar 4 yaşında futbol oynayabiliyorlar. O imkanı sahipler. Bizim kızlar 12 yaşında bir beden eğitimi öğretmeni ya da sınıf öğretmeni ondaki futbolu keşfedecek, iyi bir futbolcu olduğunu hissedecek. Onun için bir takım kuracak ya da bir takıma yönlendirecek de biz o kızı öyle keşfedeceğiz. Bizim gitmemiz gereken çok yol var, kat etmemiz gereken çok yol var. Ama bu yolları çok hızlı alabiliriz. Çünkü elimizde bir takım imkanlar var. Pandemi sürecine göre de inşallah biz bu yolları daha hızlı kat etmeye başlayacağız. Evet, inşallah. Umarız bu yayınlanır. Teknik direktör olarak futbol dışında izlemekten en çok keyif aldığınız spor sorulmuş. Ya ben var mı? var yani maalesef hani maalesef demeyeyim de hani bütün spor branşlarını takip etmeyi seviyorum. Güreş mesela yani herkes böyle şaşırıyor çünkü güreş deyince ama yani güreşin çok ciddi bir efor sarf edilen bir spor branşı olduğunu çok iyi biliyorum. Hani o oksijensiz ortamda yapılan hamlelerin çok stratejik olduğunu düşünüyorum ve izlemek bana gerçekten keyif veriyor. Basketbol eşimden dolayı basketbolu takip ediyoruz. Basketbolu sürekli evimizin içerisinde bir basketbol maçı da var mutlaka. Milli takım olan bütün branşları aslında takip ediyorum. Yani işte en son jimnastikçi kızlarımızı takip ettim. Ondan önce erkekleri çok heyecanla takip ettim. Yani sporun her alanındaki özellikle milli takım boyutunda olan bütün yarışmaları takip ediyorum. Hani şimdi mesela kayak sezonu başladı işte. Kayakla ilgili olan şeyleri biraz takip etmeye başladım. Hani çok çünkü şöyle bir şey var. Farklı bir branştan da kendinize yontabileceğiniz çok farklı şeyler bulabiliyorsunuz. Ben açıkçası işim biraz da orasında. Yani taktik anlamda ya da bir antrenörün oyuncusuna göstermiş olduğu bir şey, bir mimik bile bende farklı bir şey canlandırabiliyor. O yüzden de o şeyleri izlemek benim için büyük bir keyif oluyor. Peki yine chatten bir soru sorulmuş. Bu sektörde sizi en çok şaşırtan şey neydi şeklinde? En çok şaşırtan olumlu mu, olumsuz mu? Nasıl dilerseniz. Yani o kadar çok şaşırdığım şey var ki İremciğim şimdi sana bir tane söylersem en çok şaşırtan bak şimdi gelmiyor yani hep olumsuzlar geliyor da olumsuzları çok söylemek istemiyorum açıkçası. Bu sektörde en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi herhalde kendimle ilgili örnek vereyim. Ben şimdi UEFA kurslarında da antrenör eğitimcisi olarak gidiyorum. En çok şaşırdığım şey de şu oluyordu genelde. Kursa ilk gidiyorum ve gittiğim kişiler işte çok üst düzey futbol oynamış işte. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzon'da oynamış eski futbolcuların karşısında antrenör eğitimcisi olarak yer alıyorum.
Ve ilk başta onlardan şöyle şeyler geliyor. Kadın geldi bize ne anlatacak kardeşim ya. Ben kaç tane kupa almış insanım falan diyen futbolcuların, antrenör adaylarının. Benim derslerden sonra hoca ya ben sana yanlış yaptım, ben senin için böyle söyledim demelerine çok şaşırıyordum. Herhalde en büyük şaşkınlığım bu oluyordu. Onların şaşırmasına da çok şaşırıyordum ayrıca. Chat'i kontrol ettim. Sanırsam sormadığımız soru kalmadı. Bizlerin de sorusu bitti. Evet. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyoruz. Etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir oturumdu. Kerim de öyle olduğunu düşünüyordur evet, eminim ki. Futbol seven birisi olarak sizinle bir arada olmak çok hoştu. Yani çok hoş bir deneyimdi. Çok ben eğlenceli. Çok biz teşekkür ederiz. Yani şunu da eklemek istiyorum. ASM Hacettepe ailesi olarak sizler adına fidan başında bulunduk. Sizlere iletiriz. Umuyoruz ki bizi hatırlarsınız. Güzel bir anı olur diye düşündük. Sizi okulumuza da ağırlamayı çok isteriz. O günleri görürsek inşallah okulumuz açıldığında. Ben de vereyim yani pandemi biter bitmez çağırın hemen geleceğim. Çünkü çok sevdiğim. En azından okulu da bir ziyaret etmiş olurum uzun zamandır gelemiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Benim için bu platformda yer almak çok çok büyük bir keyif ve onur. Ve buradan da çok ufak bir mesaj olsun ama hani ilerleyen süreçlerde hepiniz bir kariyer elde edeceksiniz arkadaşlar. Eminim kariyer noktasında eminim hepiniz çok başarılı olursunuz ve istediğiniz yerlere gelirsiniz. Ama kişinin kariyer noktasında nereye gelirse gelsin, ne kadar top seviyeye çıkarsa çıksın, geldiği noktayı unutmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden benim için çok kıymetlisiniz. Çünkü ben edindiğim bütün birikimlerin pek çoğunu Hacettepe Üniversitesi'nde elde ettim. İki zamanda sizin gibi çok sitem ettiğim hocalarım, çok kavga ettiğim, çok ısrarcı olduğum durumlar da söz konusu oldu. Ama emin olun almış olduğum deneyim, o bilgiler şu an bile hala beni ben yapan şeyler. O yüzden ne olursunuz geldiğiniz yeri asla unutmadan en iyi şekilde ve istediğiniz şekilde sevdiğiniz yolda devam edersiniz. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Fidan için de ayrıca çok sağ olun. Çok kıymetli oldu benim için. Ne demek? Bir anı olmasını istedik. Çok teşekkür ederiz. Tekrar, tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Heyecanlı.
Merhabalar arkadaşlar. Birinci oturum çekilişimize başlıyoruz şu an. Ekran paylaşımı yapıyorum. Formu kapattık. Evet, şu an umarım gözüküyordur ekranım. Şöyle yaparsam. Evet. Şimdi random'dan çekiyorum. İki kişi çekiyorum biliyorsunuz. Kaç kişi olduğuna bakıyorum hemen. 72 kişi katılmış çekilişimize. Şu an ilkini çekiyorum. 50. arkadaşımız. Hemen bakıyoruz. Evet, Muhammed Burak Demirtaş çıktı. Kendisine Bino Game'den hediye çekimizi vereceğiz. İkinciyi çekiyorum. 60. arkadaşımız. Bakıyoruz. Batuhan Özkan. Bu arkadaşlarım bize Instagram'dan ulaşırlarsa hediye çeklerini kendilerine ileteceğiz. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.